Nasıl abi? Anladım. Kökleri göstersen, ben böyle bir yapsam da çeksen o Türklere mesaj olmaz mı? Çevre sorunları sürekli gündemimizde. Katı atık yönetimi, bunun toplanması, zamanında alınması, etrafın aslında tabii ki kirletilmemesiyle ancak ve ancak başarılabilir. Öncelikle kirletmeyeceğiz, sonra kirlendiyse biz onu toparlarız, problem değil. Ama gerçekten gelişi güzel ve fütursuzca o kadar çok çevre kirletiliyor ki, işte şimdi bütün arkadaşlarımız işi gücü bırakıyorlar ve böyle özel spesifik alanlarda temizlik yapmaya çalışıyorlar. Şimdi sağ olsun tabii Cumhuriyet Başsavcılığımızla birlikte denetimli serbestlikten faydalanan hükümlülerimiz katılıyor ve onlarla birlikte Bodrum'un çeşitli yerlerinde özellikle farkındalığı da arttıracak etkinlikler yapıyoruz. Bunlar mesela Değirmenler bölgesinde yapıldı geçtiğimiz günlerde. Değirmenler bölgesi Bodrum'un en özel yerlerinden bir tanesidir. Ve biliyorsunuz hem Gümbet'i hem Bodrum'u ve bütün özellikle Ege Denizi'ni gören bir hakim tepe. Orada tabii ki vatandaşlarımız zaman geçirecek. Ancak bütün eline geçirdiği her şeyi doğaya atarak daha sonra arkalarında büyük bir travma bırakarak çıkıp gidiyorlar. Yani bu çok acı bir şey. Biz temizlemekten hiç erinmiyoruz. Ancak vatandaşlarımızın bunu atmasını artık bir kere engellemek zorundayız. Bunun için bu etkinlikleri yapıyoruz. Bugün de Alikelli Ormanı'ndayız. Alikelli Ormanı dediğimiz yer yine Ortakent'in ve Yahşi'nin, Ege Denizi'nin, Kos'un, Asfalt Dağı'nın, Bağlı'nın, her yerin çok güzel göründüğü, Datça Burnu'na kadar bir mekan. İşte masmavi deniz, yemyeşil doğa ama bunun içerisinde biraz önce de gördük. İçki şişeleri, pet şişeler, çöpler, poşetler, inanılmaz pislikler maalesef işte bu yamaçtan aşağı doğru atılıyor. Sen de görüyorsun. Şimdi arkadaşlarımız orada çalışıyorlar. Çok zor şartlarda toplaması çok zor çünkü tam yamaçta bunlar. Ama biz hiçbir zaman bıkmayacağız. Yapacağız, sabırla temizleyeceğiz ve hep umutla bekleyeceğiz. Artık vatandaşlarımız çöp atmasın, gelişi güzel atmasın. Zaten diğer türlüsünü kendi üzerimize düşeni zaten yapacağız. Ama bu sadece Bodrum'daki temizlik personelinin, belediyenin görevi değil. Ülkesini seven, vatanını seven, bu toprakları seven bütün insanların görevi. Burada oturan insanlar, burada yiyip içen insanlar uzaydan gelmediler. Burada oturan, burada yaşayan insanlar bunlar. Ama etrafa çöp atmaktan da hiçbir zaman erinmiyorlar. Ben buradan tekrar sesleniyorum. Lütfen ve lütfen. Elinizde bulduğunuz sigara paketini, bira şişesini, poşeti, pet şişeyi lütfen doğaya atmayınız. Bu aynı zamanda yangınlara da sebep olan bir durum. Bunları poşetleyiniz, biriktiriniz, arabanızda biriktiriniz. Bizim çöp konteynerlerimiz yarımadanın her tarafında var. Daha sonra gidip onları bırakınız. İnanın gönül rahatlığıyla sonra ben görevimi yaptım diye evinize gideceksiniz. Öbür türlü çevreyi kirleten, etrafı mahveden, tahrip eden İnsanlar olarak tarih bizi yazacak. O yüzden ama ben ümitliyim. Bu farkındalık çalışmalarımız devam edecek. Vatandaşlarımız bence artık belli bir zaman sonra çöp atmaktan vazgeçecekler. Bir de şu var. Geçen gün Gündoğan'da çocuklarımızın yaptığı bir etkinlik vardı. Onlar da sigaranı kumsalda söndürme etkinliği yaptılar. Bu da çok ciddi ses getirdi. İşte görüyorsunuz genç nesiller, çocuklarımız, bizim geleceğimiz farkındalar ama biz onlara mirası bırakamayız. Bizim onlara asıl yol göstermemiz gerekirken onlar bize yol gösteriyor. Yani bunun da nasıl bir ironi olduğunu lütfen herkes fark etsin ve artık etrafı kirletmekten vazgeçsin. Çok teşekkür ederim.
Başkanım. Kırmızı duruyor başkanım aşağı.